Bundan önceki videolarda periyodik sistemdeki grupları incelemiştik. Bu videoda değerlik elektronlarının ne olduğundan ve nasıl belirleneceğinden bahsedeceğiz. Baş grup elementlerinin değerlik elektronları hakkında konuşacağız. Baş grup elementleri A grubu elementleridir. Yani 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grupları. Geçiş elementlerinin yani B gruplarının değerlik elektronlarıyla ilgilenmeyeceğiz. Değerlik elektronları en yüksek enerji seviyesindeki toplam elektron sayısıdır. Hadi birlikte sodyumun değerlik elektron sayısının kaç olduğunu belirleyelim. Önce sodyumun elektron dizilimini yazalım. Elektron dizilimini nasıl yaptığımızı hatırladığınızı düşünüyorum. 1s2 2s2 2p6 Toplam 10 elektron oldu ki bu değer bizi neona getirdi. Neondan sonra 3. periyoda geldik. Artık 3. enerji seviyesindeyiz. Sodyumun bir elektronu daha var ve bu elektron 3s1 orbiteline gidecek. Yani sodyumun elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Peki sodyumun değerlik elektron sayısı kaç? değerlik elektronları en yüksek enerji seviyesindeki toplam elektron sayısıdır demiştik. Sodyumun birinci enerji seviyesinde, ikinci enerji seviyesinde ve üçüncü enerji seviyesinde elektronları var. Bu durumda en yüksek enerji seviyesi tabii ki üçüncü enerji seviyesi oluyor. Sodyumun üçüncü enerji seviyesindeki toplam elektron sayısına bakacak olursak sadece bir elektron olduğunu görürüz. Öyleyse sodyumun değerlik elektron sayısı yalnızca 1. Ayrıca sodyum 1A grubu elementi. Baş grup elementlerinde değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir diyebiliriz. Grup numarası eşittir değerlik elektron sayısı. Aslında bu işimizi epey kolaylaştırıyor. Yani baş grup elementlerinde grup numarasından değerlik elektron sayısını hemen belirleyebiliriz. Evet, bu kolay bir yöntem. Şimdi nötr sodyum atomunun değerlik elektronlarını sembol etrafında gösterelim. Sodyumun sembolünü yazıyorum ve bir değerlik elektronunu bu şekilde gösteriyorum. Şimdi de klorun elektron dizilimini yazıp değerlik elektronlarını belirleyelim. Klor işte burada. Klorun elektron dizilimini yazalım. 1s2, 2s2, 2p6. Bu elektron sayısıyla yani 10 elektronla tekrar neona geldik. Üçüncü periyotla devam edelim tam dolu bir 3s orbitali. 3s2 p orbitaline geldim. P orbitallerinde 1, 2, 3, 4, 5 elektronu var. 3p5'i de yazalım. Evet, klorun elektron dizilimini de yazdık. Peki, klorun değerlik elektron sayısı kaç? En yüksek enerji seviyesindeki toplam elektron sayısını belirlemeliyiz. Klorun da birinci enerji seviyesinde, ikinci enerji seviyesinde ve üçüncü enerji seviyesinde elektronları var. En yüksek enerji seviyesinde kaç elektronu var? En yüksek enerji seviyesi olan üçüncü enerji seviyesinde 2 artı 5, 7 elektron bulunuyor. Bu durumda klorun değerlik elektron sayısı 7 olmalı. Klor 7A grubunda bulunduğuna göre zaten 7 olması gerekiyordu. Şimdi de klorun değerlik elektronlarını sembolün etrafında gösterelim. Evet, Cl'yi yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sodyum ve kloru seçmemin nedeni sizin de tahmin edebileceğiniz gibi aralarında sodyum klorür bileşiğini oluşturmaları. Şimdi de bu bileşiğin oluşumuna bakalım. Bileşik oluşurken sodyum bir elektron kaybeder sodyumun nötr atomunda proton ve elektron sayısı eşitti. Ama sodyum bir değerlik elektronunu kaybediyor. Aslında bu elektronu klora veriyor. Sodyum iyonunun bu haliyle katyonunun gösterimini yapacak olursak, nötr haldeyken proton ve elektron sayıları eşitti. Ama bir elektronunu kaybedince bu eşitlik bozuldu ve proton sayısı elektron sayısından bir tane fazla oldu. Bu durumda artı bir yüklü iyon haline geldi katyon halini. Sonuçta da artı bir yüklü sodyum iyonu oluştu. Sodyum iyonu kararlıdır. 3s1 orbitalindeki bir elektronunu verdiğinde elektron dizilimine bakacak olursak burada sarıyı kullanalım. 1s2, 2s2, 2p6. Sodyumun iyon halinin elektron dizilimi neonun elektron dizilimine benzedi. Neon bir soy gaz. Soy gazların en yüksek enerji seviyesinin tam dolu hali. Bu yüzden oldukça kararlı ve herhangi bir tepkimeye girme isteklerinin olmadığını biliyoruz. Bu durumda sodyum bir elektron verince kararlı hale gelmiş oldu ve soy gaz elektron düzenine ulaştı. Şimdi de klora bakalım. Klorun değerlik elektron sayısı 7. Periyodik sistemde kloru bulalım. Klor burada. Klorun değerlik elektron sayısı 7 klor bir elektron alarak yine bir soy gaz olan argonun elektron düzenine ulaşır. Evet, klor bir elektron alacak. Öyleyse klorun eksi bir iyonunun elektron dizilimini yazalım. Aldığı bir elektron buraya 3p orbitaline yerleşecek. 3p5 yerine 3p6 yazalım. Bu durumda klor eksi bir iyonunun elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3S2 ve 3P6 olur. Altını da çizelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ve 3P6. Şimdi klor eksi 1 iyonunu gösterelim. Artık nötr klor atomundan değil, eksi 1 yüklü klor iyonundan, yani sodyum atomundan bir elektron almış klor iyonundan bahsediyoruz. Sodyumdan alınan bu elektronu da kırmızıyla gösterelim klor bir elektron almış oldu. Nötr klor atomunda elektron ve proton sayısı eşitti. Ancak klor iyonunda, anyonunda elektron sayısı proton sayısından bir tane fazla. Bu durumda eksi bir yüklü klor iyonu oluştu. Zıt yüklü sodyum ve klor iyonları arasında iyonik bağ bulunur. İyonik bağ zıt yüklü iyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetleridir. Bu yaptığımız 1A grubu elementi olan bir alkali metalin 7A grubunda bulunan bir halojenle tepkimesine örnek olarak verilebilir. Daha önceki bir videoda alkali metallerden bahsetmiştik. Alkali metaller 1A grubu elementleri ve değerlik elektron sayıları 1. Halojenlerden de bahsetmiştik. Hatta onların oldukça aktif ametaller olduklarını da söylemiştik. Bu kadar aktif olmalarının nedeni bir elektron aldıklarında kararlı soy gaz elektron düzenine ulaşabilmeleri. Elementlerin elektron dizilimlerinden ve değerlik elektronlarından A grubu elementlerinin nasıl bileşik oluşturduklarını belirleyebiliriz. 1A grubu metallerin ve 7A grubu A metallerin neden çok aktif olduklarını da açıklayabiliriz. Tekrar edecek olursak, Elektron dizilimine gerek olmadan bir elementin değerlik elektron sayısının kaç olduğunu grup numarasından kolayca belirleyebiliriz. Örneğin oksijenin değerlik elektron sayısı kaç diye sorsam tek yapacağımız şey grubuna bakmak olacak. Oksijen 6A grubu elementi. Bu durumda değerlik elektron sayısı da 6 olur. Değerlik elektronlarını oksijenin sembolü etrafında gösterecek olursak da sembolün etrafına 6 değerlik elektronlarını işte bu şekilde yerleştirmem gerekecek. Baş grup elementlerinin yani A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısını belirlemek için grup numarasına bakmanın oldukça kolay bir yöntem olduğunu görmüş olduk.